الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 1255. حديث الشريف: من وسع على عياله في يوم عاشوراء، عاشوراء günü، يوم عاشوراء، عاشوراء günü malum hangi aydır? Muharrem ayı. Muharrem ayı da birinci ay demek. Yani bizim Ocak ayı olduğu gibi Araplarda da kameri aylarda diyeyim. İlk ay Muharrem'dir. Aşura da aşağıdan geliyor. 10. Yani Muharrem'in 10'u Aşura günü oluyor. İşte bu Aşura gününde men her kim ki vessa'a genişletirse, geniş bolluk yaparsa ale iyalihi ailesi üzerine. Ne zaman? Fi yomi aşura, aşura günü. Yani bol bol eve bir şeyler alsa erzak olarak. Vessa Allahu aleyhi, Allahu Teala da onu o meni, o şahsı genişletir. Fi senetihi kulliha, tüm senesinde. Demek ki yani aşura günü aslında böyle erzaklar falan alınır. Elhamdülillah imkanları zaten fazladır. Ama maksat yani bugün aşure olduğunu bilmek ve aile geniş tutmak, erzakları temin etmek. Senenin tümünde Allah-u Teala ona genişlik veriyor. Ve bu denenmiş, zaten haşa denenmesine gerek yok. Ama sahabeler bunu uygulamış diyelim. Uygulamış ve öyle de görmüşler yani. Birisi diyor işte bir kadar yaptım, birisi diyor 60 sene denedim, 60 sene uyguladım. Hep de böyle oldu. Aşura günü Muharrem'in 10'u. Men vessa'a, her kim genişlik yapar ale iyalihi, ailesi üzerine. Fi yomi aşura, aşura gününde. وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ كُلِّهِ, Allah Teala o senenin tümünde o mene, o kişiye, o şahsa ne yapar? Genişlik ihsan eder. 1256 hadis-i şerif: مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. مَنْ her kim ki وَقَاهُ اللّٰهُ, Allah onu korusa, muhafaza etse. Yani ki öyledir de, muhafaza, insan kendini muhafaza edemez, ancak Allah muhafaza ederse. Allah bu o meni, o kişiyi, o şahsı nasıl muhafaza ediyor? Bundan muhafaza ediyor. Şerre me bene lehyey, her iki çenesi arasındaki, yani o dilden. Artık burada dili söylememiş ama iki çene arasındaki dildir. O dilin tabii şerrinden. Hani dilin hayrı var. Belki Kur'an okuyor, iyi şeyler söylüyor. O dilin hayrıdır. Bir de iki çene arasındaki şer var. O şerden, onu işte yalandan, dedikodudan, iftiradan, gıybetten Allah-u Teala onu muhafaza eder. Bu bir. İkincisi de yine muhafaza edin neyden? وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ, her iki ayağın arasındaki avret, maksat bu da. Avretin şerrinden tabii onun da. Onun da şerri var, hayrı var. Yani halali zaten sıkıntı yok. Eğer haramı olan o şerden onu muhafaza ederse, Allah-u Teala bu iki şey çok önemlidir. Dekhalel cennet, o adam cennete girer. Yani Allah-u Teala eğer birisini muhafaza etmişse, iki çene arası, bir de iki bacak arasındakinin şerrinden, o kişi dekhalel cennet, cennete girer. 1257. hadis-i şerif: Men ulide lehu, men her kim ki vulide lehu, onun için onun doğarsa evlatları, selasetu evladin, üç evlat. Yani üç tane erkek evladı oluyor o kişinin. Ve bu kişi de felem yusemmi ahadahum, o üç kişiden bir tanesini isimlendirmiyor. Muhammeden, Muhammed ismiyle isimlendirmiyor. Fakat cehele, muhakkak ki o men ne yapmıştır? Cahillik yapmıştır, yanlış yapmıştır. Yani Allah-u Teala sana üç tane evlat bahşetmiş. Sen o üç evlattan bir tanesini, ismini Muhammed koymaz mısın?
1258. hadis-i şerif. Men ulide lehu veled. Her kimin bir evladı olur. Feezzene fi uzunihil yumne. Ve o evladın oğlunun kulağına, sağ kulağına ezan okur. Ve akame ikamet eder. Bizim bildiğimiz yani kat kamet, sana kat kamet, sana söylediğimiz. Fi uzunil yusra, solunda da sol kulağında da kameti getirir. Lem tedurru, zarar vermez o çocuğa. Ummusibyen ya hastalık olabilir veya cin taifesi olabilir. O ona musallat olmaz. Neyin bereketiyle o doğan çocuğunun sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet getirilmesinden dolayı. 1259. hadis-i şerif. Men vulliye şey'en, her kim vulliye, veli olur, üstlenir, baş olur. Şey'en herhangi bir şey konusunda. Min umurul muslimin, Müslümanların emirlerinden. Yani en üst tabakadan cumhurbaşkanına diyelim, en alt tabakaya kadar. Mesela muhtara kadar. Müslümanların emirlerinden o orada bir konumda olur. Lem yenzurullahu fi haceti, Allah Teala o kişinin ihtiyacına bakmaz, onun ihtiyacını gidermez. Hatta yenzura fi havaicim, ta ki o kişi Müslümanların ihtiyaçlarını giderinceye kadar. Yani Allah Teala diyor, sen kullarımın ihtiyaçlarını gider, ben de senin ihtiyaçlarını gidereyim. Yani sen benim kullarımın ihtiyaçlarını gidermediğin müddetçe ben de senin ihtiyaçlarını giderim. 1260. hadis-i şerif. Men etekum, her kim ki etekum, size geliyor dışarıdan birisi ve içinizden birisi geliyor, ama ve emrukum cemiyon, hepinizin durumu da cemiyon, birsiniz, berabersiniz, ittifak halindesiniz, başınızda bir tane baş var, o başın altında emniyet ve selametle yaşıyorsunuz. Bu etekum, bu size dışarıdan geliyor. Yuridu, bu gelen istiyor ki en yuferrika, parçalasın cemaatekum, sizin cemaatinizi, sizin birlik ve beraberliğinizi bu ayırsın, parçalasın. Fitne sokmaya çalışıyor. O men cevabı nedir? Faktuluhu, o adamı öldürün. İşte belki bu Osmanlı padişahı kardeş katliamı var diyorlarsa, eğer öyle bir durum varsa, hani tarihte okuduğumuz ne kadar doğru ne kadar yanlış, ama öyle bir şey varsa o kardeş katliamını yapanların haklı olabileceği hususlar şunlar olabilir. Yani bir kardeş bütün Müslümanların birleşmiş olduğu abisinin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışıyor. Ve büyük bir fitneye sebep olacak. İslam aleminde, çünkü o da ufak birisi değil, yani bir söz sahibidir. Arkasından milyonlarca gidebilecek bir potansiyeldedir. Eğer rahat durmaz ise onun o fetvası, öldürme fetvası ortaya çıkıyor. 1261. hadis-i şerif. Men yuridillahu, ben her kim ki yuridillahu bihi, Allah Teala o mende, o kişide istiyor. Allah istiyor o kişiye yapacak. Ne yapacak? Hayırın bir hayır. Yani Allah Teala onda hayır murat etmiş. Allah Teala o şahsta hayır murat etmiş. İşte cevap nedir? Allah Teala o hayır murat ettiği kişiye ne yapar? Yufakihu fiddin, onu dinde fakih alim yapar. Yani fıkıhçı, fıkıh ilmiyle uğraşır. Tabii amel de eder. Millete faydası olur. Demek ki Allah birisinde hayır murat ederse onu din alimi, din fakihi yapar. 1262. hadis-i şerif. Men la yerhamin nas, her kim insanlara merhamet etmezse, ki insanlar da Allah'ın kullarıdır, Allah-u Teala onları yaratmıştır. La yerhamuullah, Allah da ona merhamet etmez. Yani insanlara merhamet etmek Allah-u Teala'nın merhametini celbeder.
onlara merhametsizlik davranmak da Allah Teala'nın gazabını celbeder. 1263. hadis-i şerif. Men yetekeffelu li, kim bana garanti verir? Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Neyin garantisini verecek? Bu men, bu kişi. En la yes'elen nase şeye. Hiçbir insandan bir şey istemeyecek. Bunun garantisini bana kim verir? O zaman sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve tekeffelu lehu, ben de ona garanti veriyorum. Bil cenneti cenneti. Yani insanlardan hiçbir şey istememe garanti veren, yani ona kefil olan, kefil diyoruz ya. Yani ben bu söz veriyorum, garanti veriyorum, hiç kimseden bir şey istemeyeceğim. Ben de sanırım diyor ki ben de cenneti ona ne yapıyorum? Ona garanti veriyorum. Evet. Yani bazıları buna uymuşlar. Bu hadis ve buna benzer hadis-i şerifler var. Ve müthiş derece yani dikkat titiz davranmışlar ve hiç kimseden de hiçbir şey istememişler. Aklıma geldi, geçen okumuştuk. Kabe'de padişah Kabe'ye gidiyor. Tabii orada pek onu takan kimse olmuyor yani. Sıradan herkes oraya Allah'ın huzuruna gitmiş. Padişahla kimse ilgi alaka göstermiyor. Oraya giderken bakıyor, insanlar birisine yol açıyor. Kendi istekleriyle, yani herhangi bir asker bir şey olmadan. Bakıyor ki Allah dostlarından bir tanesi. O da onun yanına gidiyor. Diyor bir isteğin var mı diyor padişah ona. Benden bir isteğin var mı diyor. O da dönüp bakıyor, diyor burada Kabe'de mi senden isteyeceğim diyor yani. Yeri burası mı diyor. Ondan sonra yani padişah da utanıyor. Hakikaten yanlış yaptığını fark ediyor. Ama yine ihtiyacını gidermek istiyor. Bekliyor onu. Kabe'den çıkınca onu dışarıda tekrar şey yapıyor. Diyor, hadi şimdi söyle, bir isteğin varsa diyor, çıktın diyor. O da diyor ki dünyalık mı yoksa ahiretlik mi? Yani bana yapabileceğin şey nedir yani? Ne istememi istiyorsun? Padişah diyor, ahiret diyor bizim elimize ulaşmaz yani. Bizim elimizdeki olan bir şey değil, dünyalık. O diyor, vallahi dünyayı ben Allah'tan istememişim diyor. Yani dünya dediğinde de ki onu Allah'tan bile istememişim ben. Senden mi isteyeceğim? Ahireti istiyorum zaten, sen de ona gücün yetmez. Evet, 1263. hadis-i şerif. Mevlam onların şefaatine nail edilsin. Men yetekeffelu li en la yes'elen nase şeyen, hiç insanlardan bir şey istemeye bana kefil olan, bana garanti veren o atekeffelu bil cenne, ben de ona cenneti garanti veriyorum. Ben iktata'a şibran minel ardi zulmen, kim bir karış iktata'a koparır, alır, gasp eder minel ardi, yerden zulmen, haksız olarak. Tevvakahullahu iyyahu yevmel kıyameti min seb'i aradin. Seb'i aradin yani 7 kat, yerin altında 7 tabaka var deniliyor ya. Onun boynunda dolar yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Yani haksız olarak bir karış toprak edinen Allah-u Teala o katın 7 kat altını ile beraber kıyamet gününü onu boynuna dolar. Öyle muhafaza etsin. Cezakumullah hayran kesin.